Merhabalar, ben Kötü İskete ve Muz Arkanı'nın tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu video iki parçadan oluşacak. İlk parça Muz Arkanı'yı nasıl kuracağınız. İkinci parça ise mod paketinin temel özellikleri. İlk olarak giriyoruz atlancher.com adresine. Buradan Downloads kısmından kullandığınız işletim sistemine göre uygun sürümü indiriyorsunuz. Şu an Windows altındayım çünkü bir yandan da kayıt yapıyorum, oyun kaydı. Evet, buradan indiriyorsunuz. Ardından şöyle bir klasöre atın. Asla Downloads klasörünü de tutmayın çünkü sebebini birazdan göreceksiniz. Ben de böyle bir düzende yer alıyor. Evet, açıyoruz. İlk açılışta bu şekilde dosyaları indirecek. Kendi dosyalarını gördüğünüz gibi bu sebepten ötürü bir klasöre taşıyın dedim. Çünkü bu şekilde dosyaları taşıyacak. Evet. Commons char. Evet. Burada dili seçin, ancak tercihen English demenizi tercih ederim. Ve voila. AT Launcher karşınızda. Ardından yapmanız gereken şey şuraya kullanıcınızı eklemek. Hemen ekleyip geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi kendi kullanıcımı ekledim buraya. Ardından Packs kısmına geliyoruz. Burada Muz Arkanı'yı şu an bulamazsınız. Bunu yapmanız için şuraya Add Pack kısmına gelip Muz Arkanı basitçe yazıyorsunuz. Tabii önceki konfiglerimi bulduğu için. Tabii burada sorun çıkıyor. Burada bir yerde çıkması lazım o zaman. Yeniden bir başlatalım. Evet, şimdi çıktı karşımıza. Buradan normal kendi bilgisayarımıza kurmak için New Instance diyoruz. Buradan sürümü seçeceğiz. Bu developer sürümü sizde gözükmüyor. Bu sadece testerlara açık bir sürüm. Yani Mandalina Online ve Karakal ekibinde yer alan kişilere açık bir sürüm. Burada özel bir isim belirleyebiliyorsunuz instance'a. Muz Arkana. Muz Arkana stable olsun bu bende. Çünkü bir adette test sürümü kurulacak. Install diyoruz. Burada isteğe bağlı modlar söz konusu. Burada Select Recommended derseniz benim önerilen verimi seçiyorsunuz. Bu liste biraz değişecek. İki sürümünde. Daha sonra bir sonraki sürümlerde. Yani bir iki seçenek daha eklenecek. Ancak bunları eklemek istemezseniz eklemeyebiliyorsunuz. Ardından install diyoruz. Ve o esnada 107 MB boyutunda gerekli dosyaları indiriyor. Kütüphaneler olsun, şu olsun, bu olsun. Ondan sonra da oyun önümüzde hazır bir biçimde oluyor. Oynanmaya hazır ancak açılmıyor henüz. Bu yüklensin, hemen geliyorum. Evet, ve karşınızda Muz Arkana kurulmuş durumda. Şimdi Instance sekmesine geçiyoruz ve burada Muz Arkana Stable adında açtığımız Instance duruyor. Ve yapmamız gereken Open Folder dersek eğer burada Instance klasörü altında klasörünü de görüyoruz. Evet. Play diyelim. Ve Muz Arkana karşımızda açılmaya başlıyor. Konsol girdilerinden de görüyoruz. Evet. Unreal Cloud modları construct ediyor. Tabi çözünürlüğü ayarlamadım launcher'dan. Launcher'ı siz göreceksiniz diye bütün ayarlarını silerek yeniden kurdum. Sanırım böyle durumda evet benim JVM argümanları da gitti. Neyse, benim asıl ayarların yediğini kurdum. AT Launcher benim uzun zamandır kullandığım bir launcher. Ciddi anlamda çok güzel mod paketleri olan ve genel olarak mod paketi yönetimi konusunda da inanılmaz başarılı bir launcher'dır bu arada.
Ki Muz Arkanlı'yı bir launcher'a koymak için ilk tercihim direkt AT launcher'dı. Cursor şudur buduru düşünmedim. Direkt bodoslama AT launcher'ı istedim. Ki oldu da. Evet, sonuç olarak açılıyor. Açılamadı. Bir saniye. Java 8 mi kullanıyor bu şu an? Hayır, Java 7'yi kullanıyor. İlginç. Evet, tekrar bir açmayı deneyelim. Stable versiyonu ilk defa açıyorum. Çünkü ben hep developer versiyonunda yer aldım. Stable versiyonunu bugün yayınladım. Tam olarak bu videoyu çekmemden 1 saat önce yayınladım. Yani herkese açık olan sürümü. Developer versiyonu ise şu an Köfteistan'da herkesle beraber kullandığımız sürüm. Test sürümü. Adı üstünde. Developer sürümü. Geliştirici sürümü. Evet. Mod paketi açılsın. Ondan sonra sizle beraber inceliklerine bakacağız mod paketin. Ondan sonra ben bir de Köfteistan'ı update edeceğim ve yeni seriyi çekmeye başlayacağım bundan sonra. Evet. Bekliyoruz bunu. Ve açıldı. Evet, tabii ki de benim ilk yapmam gereken ayarlar. Video settings. Brightness'ı açıyorum, yoksa YouTube'da bir şey gözükmüyor. Large, tamam, midmap'i kapat. Clouds off, yellowing off. Off. Evet, ve ardından ilk önce bir mod listesine bakalım sizle beraber. MCP, Forge Mod Loader, Forge'u, Chicken Core'u biliyoruz. Not enough items. Yani olmazsa olmaz bir şey. Atomic Tinker ve Witching Gadget. İki tane çok güzel Tomcraft eklentisi. Open Mods Core. Bir Core Mod adından anlaşılacağı üzere. Bu da bir Core Mod. Ve Armor Studies HUD. Damage Indicators. Bu arada Armor Studies HUD şurada ya da şu pakette şuraya ayarlanmış durumda. Armorların durumunu gösteren, yani giydiğiniz zırhın durumunu gösteren bir mod. Damage Indicators, yaratıkların durumunu gösteren bir mod. Asiyelik bir, şunun kullandığı bir mod. Library. Bubbles, Tomcraft'ın kullandığı core mod ve Tomcraft. Bu mod paketinin çevresinde şekillendiği mod. Veyla, olmazsa olmaz bir şeyimizdir. Şurada genelde ön tanımlı olarak gözüken, neye baktığımızı gösteren bir mod. Automage gene çok güzel bir Tomcraft eklentisi. Tomcraft ile Project Red'in ya da Red Power'ın birleşimi gibi bir şey düşünebilirsiniz kendisini. Backpack modu. Yani Forester'imiz yok, o yüzden de bir sırt çantası modu lazım. Bibliocraft gene olmazsa olmaz modlarımızdan bir tanesi dekoratif anlamda. Blood Magic. Way of Time'ın geliştirdiği bir teknoloji modu. Botanya, ki benim gene vazgeçilmez modlarımdan bir tanesi, Carpenter's Block. Artık her mod paketinin vazgeçilmez modu olmuş bir şey. Chicken Chunks, bu sefer Chunk Loader olarak Chicken Chunks kullanmaya karar verdim. Railcraft, ancak Railcraft hakkında belirtmem gereken bir nokta var. Railcraft'ın bütün makineleri kapatılmış durumda. Yani elektrik diye bir şey söz konusu değil Railcraft'ta. Railcraft'ın loaderları, unloaderları, trenleri, blast furnace'ı, coke oven'ı vesairesi duruyor. Ve dekoratif blokları. Twilight Forest, neticede bir şekilde bir adventure'a, yani maceraya ihtiyacımız var. Chisel, gene her mod paketinin vazgeçilmezi olmuş başka bir mod daha. Başka bir core mod. Custom main menu, şu an çok fazla kullanmıyoruz, sadece bir şey için kullanıyoruz, ancak yakında eklenecek güzel şeyler buna. DecoCraft, çok güzel bir dekoratif mod.
Ki bu mod paketinin konseptine çok güzel gideceğini düşünüyorum. Ender Storage 8 üzerine ekledim. Bildiğiniz Ender Storage. Fast Leaf Decay mod paketinde göreceksiniz, ağaçları kestiğinizde herhangi bir odun kalmadığında anında bütün leafler aşağıya devriliyor. Bunu sağlayan mod. Tomic Tinker, Tomcraft'ın vazgeçilmez eklentilerinden bir tanesi. Forbidden Magic, Tomcraft büyünün karanlık yüzü diyebileceğimiz bir mod kendisi. Ayrıca Forbidden Magic hakkında bilmesi gereken önemli bir şey. Blood Magic ve Botanya arasında bir core mod, nasıl core mod demişim, crossover yani köprü modu oluşuyor. Inventory Tweaks, isteği bağlı modlarımız arasında bu da vardı. Ve bence, benim görüşümce bu da olmazsa olmaz modlardan bir tanesi. Ancak Inventory Tweaks'in konfliklerinde bir ayar kapatılmış durumda benim tarafımdan. Auto Refill olayı. Yani mesela bir pickaxe'i kullanıyorsunuz, pickaxe'iniz kırıldı, anında yenisi geliyor. Ya da bir item'ı bıraktınız, anında aynı tip başka bir item geri, onun yerine geliyor. O olay Botanya'da özellikle inanılmaz derecede sinir bozduğu için benim tarafımdan kapatılmış durumda. Ancak siz ben o özelliği çok seviyorum diyorsanız açması kolay, hatta onu da hemen göstereceğim size. Iron Chest, vazgeçilmez modlardan bir tanesi. Iron Chest Minecart, bu çok fazla bilinmiyor ancak kesinlikle olması gereken, hatta Iron Chest'e eklenmesi gereken bir mod. Journey Map, Minecraft tarihinin gördüğü en kusursuz minimap modu kendisi. NEI Integration, bir NEI eklentisi. Open Mods, core mod kendisi ve Open Blocks, bunun core moduydu zaten diyelim ki. Open Blocks birkaç tane işe yarar şey ekleyen bir mod. Statues, heykelleri ekleyen mod. Sims Workshop, gelişmiş crafting table'lar. Storage Drawers, Jabba yok bu pakette, Jabba yerine bu var, Storage Drawers. Storage Drawers, barrel tarzı bir şey ekliyor ancak çok daha temaya uygun ve çok daha güzeller. Tomcraft NEI plugin, Tomcraft recipe'lerini NEI'de görmenizi sağlıyor. Tomic Exploration, cidden tadından yenmez başka bir Tomcraft eklentisi daha. Traveler's Gear, gene bir Tomcraft eklentisi diyebiliriz, bir cross mod zımbırtısı da diyebiliriz. Ancak Witching Gadgets'ın ihtiyaç duyduğu bir şey. Veila Harvestability, bu da bir Veila eklentisi. Bu da başka bir Veila eklentisi daha. Witchery, tamamen büyücülük üzerine, daha sonra cadılık üzerine bir mod. Potion'lar yapıyorsunuz, sunucuda birbirlerinize şakalar yapabiliyorsunuz ve Vampirlik, kurt adamlık vesaire ekliyor. Yani çok güzel bir moddur. Ve Witching Gadgets, çok güzel bir Tomcraft eklentisi. Daha biraz cross mod olayı ekliyor, yani köprü modu olayı ekliyor. Railcraft'la köprüsü var mesela. Ayrıca eklediği şeyler de inanılmaz derecede güzel şeyler. Ve bir test dünyası yaratalım şimdi. Creating. Create New World. Evet. Hemen test dünyamıza girelim bakalım. Evet. Botanya update'i olmuş ancak şimdi... Botanya'da böyle bir olay var. Bu arada adaya düştüm. Bir günde 3 update falan yayınlayabiliyor. Ama bu aralar bir Skyblock eklemişti. Bu arada Railcraft demişken öncesinde bir şey göstereceğim ama Railcraft'a gelmeden. Ve gel bakalım. Sen Peaceful'a gel. Şimdi şurada Auto Refill'i şuradan şuna tıklayıp Auto Refill'i on derseniz eğer, o auto refill yani kapattığımı bahsettiğim olay geri açılıyor. Evet, ardından Railcraft'a bir bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir Blast Furnace'ları şudur budur gözükmüyor. Tanklar duruyor. Anvil duruyor. Void Chest'ler duruyor. Feeder'ler duruyor. Water Tank duruyor. Blast Furnace duruyor. Coke Oven duruyor. Smoker duruyor. Trade Station duruyor. Steam Trap duruyor ancak kullanamıyorsunuz. Rayların hepsi duruyor, elektrikli raylar hariç. Çünkü elektrik yok. Switch'ler, sinyaller duruyor. Dekoratif blokların hepsi duruyor. Dedektörlerin hepsi duruyor.
loader ve unloader'lar duruyor. Elektrik loader ve unloader'ı her çünkü ortada elektrik yok. Sülfür ore duruyor ancak diğer ore'lar şunlarda da duruyor. Firestone'da duruyor ancak geri kalan ore'lar durmuyor. Saltpeter'da duruyor. Yani şu copper, tin, lead durmuyor. Ingot olarak duruyorlar ancak ore olarak yer almıyorlar. Şunları da kapatmak mümkün değil çünkü ingot dediği sadece ingot seçeneği var ve steel ingot'ı da bu devre dışı bırakıyor. Steel'e ihtiyacımız var. Coke tabii ki de var. Şunlar yine bu şekilde yapılıyor ve tren raylar crafting table'da yapılıyor direkt. Bu zımbırtılar var. Tunnel borumuz var. Özel kartlarımızın hepsi var. Lokomotifler de var. Ancak elektrik lokomotifi kullanamıyoruz. Crafting recipe'si de yok zaten. Ancak normal lokomotifi kullanabiliyoruz. Evet, basitçe Railcraft da bu şekilde. Witchery burası. Bu DecoCraft'ın zımbırtıları. Bir örnek göstereceğim DecoCraft'ın nasıl bir şey diye. Voila! Ya da... buraya tabii ki de bir... tabii creative'de değilim. Voila! Evet, DecoCraft böyle bir mod. Chisel'ımız tabii ki de. Vesaire vesaire. Mod paketi bu. AT Launcher'dan indirebilirsiniz. Hata raporları GitHub sayfamızda yer alıyor. Oraya hata raporlarını girip... hata raporlarını oraya yapıyorsunuz. Burada yorumlara vesaire vesaire yaparsanız hata raporlarını hiçbir şekilde ilgilenemem. Hata raporları GitHub sayfasında aşağıda linki yer alıyor. AT Launcher sayfasının linki alıyor. Gireceğiniz kod yazıyor. Muz arkana kodu. Gerçi gayet basit bir kod. Bu arada muzun açılımı nedir diye soracak olursanız neticede pakette herhangi bir muz yok. Muzun açılımı tamamen Magical User Zone, Salih'le kasıntısına oluşturduğumuz bir kısaltma. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftelerine günler, iyi eğlenceler.